Eskiden çocukluğumuzda gelirdi bunlar bizim, biliyor musun? Cambaz gelirdi, bunlar gelirdi. Şimdi bunları görünce çocukluğumuz aklımıza geldi. Güzel eğlenceler var. Çıksın gelsin çocuklar buraya. Biraz WhatsApp oluyor ama güzel olur. Panayırımız kuruldu. Görmüş olduğunuz gibi, siz de gezmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz geleneksel pazarları panayırımız dolu dolu şenlik havasında gerçekleşiyor. Bu sene biraz daha diğer yıllara göre daha kalabalık esnafımız var. Halkımız mutlu. Dışarıdan gelenler de çok fazla. Bozdük'ten, Bilecik'ten, hatta panayırları olanlar bile, önceden panayır yapanlar bile yeniden panayıra gelmeye başladılar. İnegöl'den panayırımız var. İnegöl Belediye Başkanımız da paylaşmış, sağ olsun. İnegöl'den de gelenler var, misafirlerimiz var. Kurşunlu, İnegöl, Eskişehir, Bilecik tarafı, Adapazarı tarafından da çok fazla misafirimiz var. Dolu dolu bir panayır geçiriyoruz. Buradan bütün hemşehrilerimizi sesleniyoruz. Çıksınlar, çıksınlar, gelsinler. Çok güzel. Akşamları tabii canımız da sıkılmaya başladı. Tarla işleri bitti. Hanımların işleri bitti. Hemen hemen azaldı. Akşamları da güzel etkinlikler oluyor. Gece akşamları açık hava sinemalar oluyor. Küçük konserler, mini konserler oluyor. Minik etkinlikler oluyor. Yarın pazar yeri halkına güzel bir sürprizimiz var. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam etsinler. Bütün hemşehrilerimize saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Bütün pazar yerlilere, pazar yeri sevdalılarına ve pazar yerine, pazar yerinden vazgeçemeyen bütün herkese sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Selamlar. Evet, canımıza bize göstermiş ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Çok misafirperver bir başkanımız varmış. Allah razı olsun, memnunuz. Şenlik alanımızı da görüyorsunuz, bayağı kalabalık. Çok da dışarıdan da kalabalık misafirleriniz var. Bundan dolayı biz sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Çıkıyoruz gördüğünüz gibi. Bu akşam üçüncü akşam. Bugün Feridun Kunak hocamız pazar yerindeydi, ilçemizdeydi. Göremeyenlere selamlarını iletti. Erken saatlerde geldi buraya. Aleyküm selam. Burada birçok vatandaşımız daha hasbihal etti. Şikayetleri olanların şikayetlerine biraz olsun cevap verebildi. Bugün de çadırımızı kurduk. Ve bugünden başladık. Yarın bakanımız da geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız panayırımızı ziyaret edecek. Yarın burada çömlek yapacak. Salim Usta ile birlikte. Ve hanımlarla beraber büyüyordu köyümüzün güzel kadınlarıyla birlikte güzel bir gelenek yaşatmış oluyoruz. Çok güzel. Evet, güzel değil mi? Çok güzel. Yani en azından bir Allah razı olsun renk kattılar. Pazar yerinde gerçekten böyle etkinliklere ihtiyaç var. Bir de farkındaysanız müzik ruhun gıdası diyorlar ya, gerçekten o kadar genç ruhlular ki. Aynen. Müzik gerçekten evrensel ve ruhun İlçemizi tanıtıyorlar her yerde, Allah razı olsun. Evet, kesinlikle. Panayırımızı nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Panayır çok kalabalık. Kalabalık. Yani iğne atsan yere düşmeyecek. Evet. İşte diyorum ya, pazar yeri özellikle kadınların, evet, hani eve kapanması, iş bitti ya şimdi. Bu fuar. Evet, bu panayır onlar için bir ilaç oldu. Allah da müsaade etti. Geçen sene yağmurlu geçmişti. Yani halkın adına size teşekkür ederiz başkanım. Teşekkür ederiz. Tanıtım anlamında da hem Sebet abiye, pazar yeri gündeme, hem de Anadolu Ajansı İbrahim Öztesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sizler sayesinde pazar yerinde böyle güzel etkinlikleri duyurulmuş oluyor. Biz teşekkür ederiz başkanım. Sizlerin teveccühünü gördükçe daha çok çalışma şevkimiz artıyor. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. Evet, değerli pazar yerliler, gelip göremeyenler varsa buyursun gelsin. Burada yörük adetlerin, gelenekleri yaşatılıyor.